Mavi Kaplumbağa. Evet, yanlış duymadınız. Mavi Kaplumbağa bu evin ismi. Kalamış'ta yüksek apartmanların arasına gömülü bu dört katlı ev, bahçe duvarına yazılı Mavi Kaplumbağa yazısı ve resmiyle kendisine sanatçı duyarlılığıyla farklı bir elin uzandığını hemen belli ediyor. Evin sahibi ise ortaokul öğrencisiyken şiirler yazan, okul müdürüne kızıp lise çağında kendini İstanbul'a, akademiye atan, akademiyi bitirmeden Paris'e giden, burada aşık olan, sonra aşkıyla evlenen ama aşktan yılmayan, 2 yıl Amerika'da kalıp 2 cümle İngilizce öğrenmeyen, ayran satmayan lokantalarda yemek yemeyen, deli dolu, kırçın dalgalı bir deniz. Deniz gibi, derya gibi, Karadeniz gibi bir adam. Bedri Rahmi Eyüp. Bedri Rahmi, bu dop dolu, bendine sığmayan insan, varoluşunu kendi evinde, kendi kozasını örerek gerçekleştirir. Ondaki üretkenliğin temelinde, onu saran aile ve dost çevresiyle birlikte, kendisiyle bütünleşen bir mimari eser olarak, evi Mavi Kaplumbağa'da ayrı bir yer. Bedri Rahmi 1928'de daha lise öğrencisiyken şiir yazmaya başlar. 1933'ten itibaren şiirleri dönemin önemli dergilerinde yayınlanır ki Varlık Dergisi bunlardan biridir sadece. 1941'den sonra da şiirlerini kitaplaştırır. Halk edebiyatının masal, şiir, deyiş gibi her türüne karşı duyduğu hayranlık şiirlerine de yansır Bedri Rahmi. Akıcı, rahat bir dille kaleme aldığı gezi ve deneme yazılarında yine halk kültürü, halk sanatı konularındaki görüşlerini sergiler. Halk dilinden ve şiirinden aldığı ögeleri kendine özgü bir biçimde kullanarak halk diline yaklaşma çabasını sonuna kadar götürmüş. Bu nitelikleriyle şiirleri, resimleriyle büyük bir benzerlik gösterir. Karadut, Çatalkara, Çingenem, Nartan, Nurtan, Bir Tane. Ağaç isem dalımsın, salkım saçan, petek isem balımsın, ağlım. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koydum. Gökte ararken yerde. Karadut, Çatalkara, Çingenem. Daha nem olacaktın bir tanem. Gülen hayvan, ağlayan narımsın, kadınım, kısrağım, karımsın. Bir zamanlar dilimize doladığımız bu şiir gibi daha nice şiirlere imza atar Bedri Rahmi. İlk şiir kitabı 1941 yılında yayınlanan Yaradan'a Mektuplar adını taşıyor. Diğer şiir kitapları ise Karadut, Tuz, Üçü Birden, Dol Karabakır Dol. Ayrıca gezi ve denemelerden oluşan kitapları da vardır ki sanatçının Canım Anadolu, Tezek, Deli Fişek sadece birkaçıdır bunlardan. Onda öne çıkan bir başka özellik de az önce okuduğumuz ve dillere destan olan şiirinden de anlaşılacağı gibi aşk duygusudur. Çok kolay aşık olabilen bir insandır. Bu özelliği bazen büyük işler açar sanatçının başına. Bedri Rahmi çok duygusal bir insandı.
şimdi söylemekte mahsurda yok. Çok sık sık da aşık olurdu. Karaduttan sonra uç uç böceği var, ateş böceği var. Efendim ne çiçekler var. Hiç hanımların adını söylemez, hep takma isimler takardı. Şu karşıdaki delikli kutuya ev derler. İnsanoğulları burada yer, burada içer. Ve daha tuhaf tuhaf işler görürler. Bunların çoğu ayıp şeylerdir, söylenmez. Evlerimizin üstü kapalıdır. Ve bütün şairler gökyüzüne pencereden bakarlar. Halbuki kuş yuvalarının üstü açıktır. Ve kuşlar şiir yazmazlar. Evet, Bedri Rahmi bir şiirinde böyle anlatır evleri. Müstakil bir ev sahibi olma düşüncesi aslında kira evinden bıkan eşi Eren Eyüboğlu'nun fikridir. 1950'li yıllarda Bedri Rahmi'nin üst üste yaptığı duvar panoları sayesinde bütçenin iki ucunu bir araya getirip evin yapımına başlarlar. Bedri Rahmi doğayı çok seven bir insandır ve evinin bahçesini de doğal bitki örtüsüne bırakır. Ağaçlar, çalılıklar ve otlar. Yeşillikler içinde birkaç tane de kaplumbağa gezinir bahçede. İşte mavi kaplumbağanın öyküsü de burada başlar zaten. Günün birinde aklına gelmiş, ulan demiş, bu kaplumbağa çok kahverengi, ben bu kaplumbağayı biraz boyayayım da demiş, kaplumbağa neşelensin, sen kaplumbağayı yakala, onu maviye boya. Çok da güzel olduydu. Her tarafını değil de böyle ortalarına noktalar filan koyduydu. Bazen ortalıktan el ayak çekildiğinde o kaplumbağa dolaşırdı. Mavi kaplumbağa aşağı, mavi kaplumbağa yukarı. Günün birinde evin etrafına bahçe duvarları yapılınca babam da bizim bahçenin adını Mavi Kaplumbağa koymuş. Bedri Rahmi'nin Mavi Kaplumbağa ismini verdiği evin mimarı, Bedri Rahmi'nin akademiden arkadaşı, ünlü mimar Turgut Cansever. Turgut Cansever de Bedri Rahmi gibi yaptığı eserlerde azami derecede geleneksel mimari unsurlardan faydalanan, geleneği özgün tasarımlarıyla yeniden üreten bir mimardır. Bedri Rahmi'nin şiirde, yazıda, resimde, heykelde ve diğer plastik sanatlardaki arayışlarının bir benzeri de Turgut Cansever'in mimari eserlerinde görülür. Bu koca evde banyo kapıları dışında tek bir kapı yoktur. Her şey açık plan ve katları birbirine bağlayan asma merdivenlerden oluşuyor. Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu'nun evi edebiyatçı ve ressamlar başta olmak üzere sanatçı dostlarının en sık uğradıkları edebi evlerden biri olmuştur yıllarca. Aynı atmosferi solumak, konuşmak, tartışmak, sohbet etmek bazen bir zorunluluktur sanatçılar için. Sayısız meşhur insan Eyüboğulları'nın evine gelir gider, bir şeyler alır, bir şeyler verir bu sanat panayırından. Bu ev nefes alan canlı bir evdi. Babamın çok eşi dostu vardı. Aklınıza gelen ne kadar şair, yazar, ressam varsa onlar vakti kerahat geldiğinde uğrarlar. Hemen aşağıda bir çilingir sofrası kurulur. Hemen efendim sucuklar, pastırmalar, peynirler, şunlar bunlar çıkar. Müthiş canlı bir hayat bu evde süre geldi. Mavi Kaplumbağa'nın ağır misafirlerinden Yahya Kemal de Bedri Rahmi'nin bir resmine konu olur. Yahya Kemal'i üzeri çıplak İstanbul'u kucaklarken anlatıyor. Mavi Kaplumbağa'nın giriş katı oturma ve yemek odası. Bedri Rahmi'nin atölyesi evin birinci katındadır. Bedri Rahmi'nin diğer ressamlardan farklı bir resim yapma tarzı vardır. Ne ayakta ne de sandalyede oturarak yapar resmini. O yerde bazen bağdaş kurarak,
bazen de bir ayağı üstüne oturarak çalışır. Çoğu zaman onu çenesini dizine yaslamış vaziyette çalıştığı resme odaklanmış, düşünürken görmek mümkündür. Bedri Rahmi'nin Paris'ten döndükten sonra yaptığı Anadolu ve Trakya resimlerinde ve İstanbul görünümlerinde çağdaş Batı resminin renk ve çizgi anlayışlarından izler görülür. Zamanla bu çizgiden uzaklaşan Bedri Rahmi, halk sanatını sağlam bir kaynak olarak görmeye başlar, halk sanatından yola çıkarak yeni anlatım biçimleri arar. Minyatürlerden esinlenerek Anadolu kilimlerinin geometrik, soyut biçimleri, çini, cicim, heybe, yazma ve çorapların bezeme düzeni ve renk uyumlarını kaynak olarak kullanır. Motifin ağırlık kazandığı süslemeci bir tutumla resimler yapar. Bedri Rahmi, beni ressamlara sorarsanız iyi şiirleri vardır derler. Şairlere sorarsanız iyi resimleri vardır derler. Benim bunlara söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ama öğretmenliğime kimsenin bir şey diyebileceğini sanmıyorum der. Evet, o bir öğretmendir. Ve öğrencileriyle akademide başlayan arkadaşlığını evdeki çalışma atmosferinde imeceye dönüşen ve paylaşıldıkça çoğalan bir aşka, sanata dönüştürmeyi bilmiştir. Bedri Bey tabii derya gibi bir adam. Bazen eşim güzel bir şey kullanıyor, yedi veren bir gül gibi. Ben resimden anlamam. Şiirleri tadına varıyorum. Çok renkli bir lisanı var. Seviyorum ve tahmin ediyorum ki Türkiye'de daha çok şair olarak tanılıyor. Bedri Bey beni en çok etkileyen tabii hocalı ve paylaşma duygusu. Ondan onu öğrendim galiba. Bedri Rahmi 1927'de başladığı resim öğretmenliğini ölümüne kadar sürdürmüş, akademideki atölyesinde sayısız öğrenci yetiştirmiştir. Çağdaş resim ögelerini de içeren çalışmalarında konu soyuta yaklaştığı oranda resmin de bir tür nakışa dönüştüğü izlenir. Ancak yalnızca motifleri resme uygulamakla yetinmemiş, renk ve malzeme araştırmalarına da girmiştir. Çeşitli teknikleri deneyerek gravür, mozaik, heykel ve seramik alanlarında birçok ürün vermiştir. Yine bir halk sanatı olan yazmacılığa da yönelmiş, kumaş üstüne baskılar yapmış, bu çalışmalarını öğrencileriyle birlikte de yürütmüştür. Bedri Rahmi'nin kişiliğini ele veren anlardan biri, dede Bedri Rahmi'nin torun Sabahattin Rahmi ile diyaloglarında, arkadaşlığında gizlidir. Şair ve yazar Bedri Rahmi, ressam Bedri Rahmi, akademide öğretmen Bedri Rahmi. Bunların ötesinde bir dede Bedri Rahmi var ki, torunuyla futbol muhabbeti yapan, taraf tutan, tartışan, oynaşan bir dede. Arabasıyla torununu mahalle maçına yetiştiren Bedri Rahmi'yi torunu Sabahattin Rahmi şöyle anlatır. Hatırladığım çok kötü araba kullanırdı. Acayip kötü araba kullanırdı. Bir Vosvos'u vardı, o eski Vosvos'lar. Bununla ilgili o kadar şeyler anlatılıyor, ediliyor ama kendisi kötü araba kullandığını bildiği için de fazla üstüne gidemiyor. Bahçenin bir kısmında o zaman müsaitti. Mahalleli çocuklar da oynasın, faydalansın diye bir voleybol sahası yaptı. O zamanki delikanlılar bu bahçeye gelip hem voleybol oynadılar hem de bahçeye ayaklarını alıştırıp aldığı çalışmalarda da onları kullanırdı. Farkında olmadan bir imeceye katardı onları. Hoş, mahallenin gençleri de buraya gelip onun yanında çalışmaktan da keyif alırlardı. Onları hatırlıyorum. Mavi yolculukta hatırladığım bir anı var. Bu meşhur eski Osman Ağa suyu, şimdi Bedri Rahmi koyu diye anılan
koyda kayaya yaptığı balığın yapışını hatırlıyorum. O sırada boyalarını taşıdım, getirdim, götürdüm. Kısa bir zaman içerisinde o kocaman güzel balığı nasıl çıkardığını hatırlıyorum. Bugün Mavi Kaplumbağa'da bütün odaların duvarlarını Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu'nun resimleri süslüyor. Oturma odasında koltukların üzerinde yazmalar ve kilimler serili. Koltukların arkasından yükselenlerse Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun heykelleri. Bedri Rahmi'nin her şart altında resim yapma, yazı yazma, üretme sevdası, Eren Eyüboğlu'nda ev işlerinin de yürütülmesi gereğinden dolayı daha çok gecelere sarkan, sabahlara kadar süren bir uğraş halini alır. Bedri Rahmi'yi sanatçı portresinin dışında insan olarak portresini en iyi tanımlayanlardan biri de gelini Nüket Eyüboğlu'dur. Ona göre Bedri Rahmi her konuda söyleyeceği bir şeyler olan derya gibi dolu bir insandır. Bedri Bey'le tanışmak tabii müthiş bir olay benim için. O kadar ressamlığı veyahut yazarlığı bilmem imkansız. Çünkü yazılar Türkçeydi, ben de Türkçe bilmiyordum. Fakat kişi olarak müthiş renkli, müthiş karizma olan bir insan. Öyle bir enerji çıkıyordu ki kendinden insan otomatik olarak bir başka hissediyor onun yanında. Çok etkileyici bir şahsiyetti ve çok cana yakın tabii. Artık Bedri Rahmi'nin hiçbir resmi satılmıyor. Yaşayan bir müze ev olan Mavi Kaplumbağa onun resimlerini, heykellerini, yazmalarını sonsuza taşıyor duvarlarında. Bedri Rahmi'nin en çok alınmak istenen resmi de ölmeden önce yaptığı son resmidir. Oğlu Mehmet Eyüboğlu için bu resmin ayrı bir önemi vardır. Hayatının son haftalarında tekrar Bedri Rahmi 40'lı yıllarda kafasında kalan bir konuya girdi ve bu resme çalışmaya başladı. Ve bu resme çalışırken yatacağında bayağı ağrılar sızılar içinde bu resme çalıştı. Gözlerini kapattıktan sonra bu illa da son resmi alalım diye müthiş baskılar oldu. Hatta birkaç dosttan da bu yüzden ötürü dostluklar bozuldu. Yani ben mecbur muyum kardeşim babamın son resmini satmaya? Onu satmadım, aldım, canımın içine soktum, yan yana yaşıyoruz kendisiyle. Efendim, o gördüğünüz resim babamın son resmidir. Bedri Rahmi, resim başta olmak üzere plastik sanatların birçok alanında olduğu gibi yazma sanatında da eserler vermiştir. Hatta İstanbullu yazmacılar değişik süsleyici özellikler taşıyan Anadolu motiflerini onun Mavi Kaplumbağa'daki atölyesinde basmışlardır. Bedri Rahmi ile yazmaya yeni bir ufuk açılır. Artık kendi resimlerinden hareketle yeni ve özgün motifler yazma sanatında kullanılmaya başlanır. Dört katlı Eyüboğlu aile evi yapıldığı günden bugüne fazla bir değişiklik geçirmemiş. Mehmet Eyüboğlu Kalamış'taki evleri Mavi Kaplumbağa'da aile geleneği yazma sanatını devam ettiriyor. Ve bu sanatçı evi hala eski günlerdeki canlılığını koruyor. Şiire, resme, yazma sanatına gönül verenler ustalarıyla beraber burada. Piyanistler, mühendisler, ev hanımları, akademi öğrencileri,
gönlünün bir yerine renk ve boya sıkışmış olan herkes gelip yazma boyalıyor bu evde. Şimdiye kadar yurt dışında ve yurt içinde sayısız yazma sergisi açan Mehmet Eyüboğlu, Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu'nun desenlerinden çıkarttığı kalıpları kullanarak yarım yüzyıldır bu evde Mavi Kaplumbağa'da yazmalar yapıyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Anadolu halkının kültür değerlerinden esinlendiği eserleri çoğaltarak yine Anadolu halkına, yine Türk insanına sunuyor. Evet, bugün Bedri Rahmi aramızdan ayrılıp bir uzun yolculuğa çıkmış olsa da sevgi yumağına dönüşen Mavi Kaplumbağa onun izinde yürüyor hala. Ölümünün 25. yılında onu saygı, sevgi ve rahmetle anarken Nazım Hikmet için yazdığı şu dizeler dolanıyor dilimize. Şu sılanın ufak tefek yolları, ağrıdan sızıdan tutmaz elleri, tepeden tırnağa şiir gülleri, yiğidim arslanım burada yatıyor. Bugün efkarlıyım, açmasın güller, yiğidimden kara haber verirler. Demirden döşeyi, taştan sedirler. Yiğidim, arslanım burada yatıyor. Ne bir haram yedi, ne cana kıydı. Ekmek kadar temiz, su gibi aydı. Hiç kimse duymadan hükümler giydi. Yiğidim, arslanım burada yatıyor.